Hayata geçiyor. Hocam Süleyman Hilmi Tunahan ve Süleymancılar cemaati hakkında ne düşünüyorsunuz? Biz Süleyman Hilmi Tunahan Hazretlerini severiz. Ama Süleymancı değiliz. Süleyman Hilmi Tunahan Hazretleri Cumhuriyet döneminde yaşamış. 1950'de rahmet etmiş. Hem bir alimdir, hem bir mutasavvuftur. Bir de bilime de önem vermiş. Süleyman Hilmi Tunahan Han Hazretleri kendi zamanına, koşuluna göre doğrularını alırız. Günümüz koşullarına göre uyan bilgileri alırız, uymayanları bırakırız. Yani Süleyman Hilmi Tunahan Hazretleri de bir yorumdur, bir din değildir. Kur'an'ın orijinali kalır, yorumu zaman göre güncellenir. Çünkü her geçen gün bilimde yeni yeni şeyler çıkıyor. İhtiyaçlara göre teknoloji ilerliyor. İlerledikçe yeni yeni kavramlar kazanıyor. Benim bir prensibim var. Ben hiç kimsenin her dediğini topyekün almam, topyekün atmam. Kur'an ve Aleyhisselam'ın vahiy doğrultusunda konuşan düşünceleri hariç. Çünkü alimler de içtihat yaparken yanlış yapabiliyorlar. Nisa 9. Ulu emin mümkün bir sefer geçiyor. Buhari hadisi ve müştehide de biz yanlış yapabiliriz. İmam-ı Şafii El Risale El Ülüm kitabında diyor. Diyor Şafii 80'de bak hata yaptı. Ey Şafii, Kur'an hata yapmazsan hata yapar biz bunu unutmalıyız. İmam-ı Şafii diyor içtihatlarımızı Kur'an ve sünnete uyun. Daha güzelini gördüğünü bizimkisini bırakın onları alalım. Ben hem selef alimlerini severim hem mutasavvuf alimleri severim. Ama hiç kimse eşittir Kur'an ve sünnet mutlak değildir. Kur'an ve sünnet mutlaktır. Gerileri Kur'an ve sünnete uygun olanları alırım, diğerlerini almam. Hocam biz bu tarih hakkında ne düşünüyorsunuz? İmam-ı Nebhani ve cemaati hakkında? Şimdi cemaat hakkında fazla bilgim olmadığım için dışarıdan zahiri olarak iyi gibi görünüyorlar. Ama kesin hakkında bilgi sahibi olmadığı konu hakkında bir şey söylemiyorum. Benim prensibim şudur. Tek zikir olmaz. Tek dua olmaz. Tek bilim olmaz. Tek tebliğ olmaz. Evet. Tek tevhid olmaz. Hepsini bütünleyeceğiz. Alparslan Kutul hakkında ne düşünüyorsunuz? Alparslan Kutul Hoca daha önce söyledim. İyilerini alırım, yanlışlarını almam. Ama genel olarak takdir ediyorum. Çünkü biliyorum, hakkı konuşuyor. Ama şunu söylüyorum. Dinde siyaset var, dinde politika var. Çok fazla kendisini politik konulara daldırıyor. Fazla politik konulara daldırırsan ne olur? Çünkü Türkiye'deki politika kirli bir politikadır kardeş. Hepimiz biliyoruz. Her gelen parti cebini doldurup... Doğru. Öbür tarafa geçiyor. Türkiye'deki sistem bozuk bir sistemdir. Seyyid Kutup'un güzel bir sözü var. Dün aşağılık neticeden doğru bir sonuca varılmaz. Sistem bozuksa sen sistemin içine girsen sistemi değiştiremezsin. Asimile olursun. Politika kirlidir. Üstten eleştir. Fazla şahısla da girme. Çünkü kim gelirse gelsin ülkeye bir şey yapamaz. Her giden gelen cebini dolduruyor. Doğrularını alırsın, yanlışlarını almazsın ama genel olarak cep dolduruyorlar yani. Ben yani AK Parti'nin, DTP, CHP, MHP'nin birbirlerinden fazla bir fark olduğuna kanaat getirmiyorum. Yani giden gelen cebini dolduruyor. Partiler Müslümanları parçaladı, böldü, yuttu. Yani bunu söylüyorum. Ya hiç oy kullanmayacağız. Belki de en güzeli budur. Doğrusunu Rabbim bilir. Veya en az zarar verene tercih olabiliriz. Ama iki tercihten en güzeli bence hiç kimse kullanmasak daha güzel olur. Çünkü bir fayda, biz 20 yılda denedik kardeşim, dinde ne fayda yaptı? Hiçbir şey. Sadece cep doldurmaktan. Şimdi dini anlamda bir gelişme var mı 20 yıl Türkiye? Daha da kötüye gidiyor. Şimdi onu konuşalım, bizi kandırmayalım. Allah'a, Yüce Allah'ın değerlerine fayda olmayan maddiyata fayda olmuş, neye gerek duymuş? Değil mi? Hocam Mustafa İslamoğlu, Mehmet Okuyan, Caner Taslaman bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi Mustafa İslamoğlu genel olarak Kur'an hakkındaki fikirlerine katılıyorum ama bazı Kur'an ayeti yorumlarına katılmıyorum. Hadis konusunda Mustafa İslamoğlu, Caner Taslaman, Mehmet Okuyan çok cimridirler. Peygamberler mucizeleri hakkındaki yorumlarına katılmıyorum. Yani doğrularını alırım, yanlışlarını almam. Yani bu şekilde bilgi versem daha güzel olur. Bir dakika ara verelim, tekrar başlayalım. Boğazım tıkandı çünkü.